Oytun Esbizler'le. Oytun, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Bu hafta sizin tarafta diyorum, hala kabullenmemişlik var sanki bende, ama öyle değil tabii. Risk hala korkutucu seviyede benim açımdan. O yüzden öyle söyledim. Nasıl kripto dünyasında son gelişmeleri, şöyle güncel haberleri bir dinleyelim. Sonrasında tekrar teknik analizini yapalım. Evet, yani kripto paralarda şu an en önemli gündem maddesi yine Bitcoin'in fiyatı. Yani Bitcoin yine tüm zamanların zirvesini zorlamaya başladı. Şu an baktığımız zaman da 57 bin dolardan fiyatlanan bir Bitcoin görüyoruz. Altcoin'lerde de keza yine Bitcoin kadar sert olmasa da dolar bazında hareketlenmeler var. Bizim tarafta değişen bir şey yok. Yani en önemli gündem maddemiz yine kurumsal alımlar. Bütün fiyatlanma yine bunun çerçevede ilerliyor diyebilirim. Tabii son süreçte baktığımız zaman Bitcoin tarafındaki bütün düşüşler yatırımcı tarafından alım fırsatı olarak okundu. Ben Bitcoin'in son süreçteki yükselişlerini evrelere ayırıyorum. Birinci evre 20 bin dolar kırıldıktan sonra çok hızlı bir şekilde Bitcoin'in 42 bin dolara gitmesiydi. Burada düzeltmeyi 28 bin dolarlara kadar yaparak tekrar yukarı yönlü Bitcoin hareketine devam etti ve daha sonrasında 42 bin doları da kırarak 58 bin dolara, yani 42 bin dolarla 58 bin dolar arasındaki yükselişi de ben ikinci evre olarak yorumluyorum. Bunun da şu an düzeltmesini yapmışız gibi gözüküyor. Yani 43 bin dolarlara kadar gerileyerek şu an tekrar fiyatlanmalara baktığımızda 58 bin doları zorlayan bir fiyatlanma görüyoruz. Bunu niye söylüyorum? Şu an üçüncü evre bir yükselişin başında olabilir Bitcoin. Bunu ne zaman bana göre teyit edebiliriz? 60 bin dolar üzerinde tutunmayı başarabilen bir Bitcoin gördüğümüzde, ama açıkçası 58 bin dolar Bitcoin'de kırıldığı zaman bu yeni dalga yükselişin işaret fişekçisi olacaktır diye düşünüyorum. Yani şu an Bitcoin öyle bir dönemden geçiyor ki kurulduğu zamandan bu yana, çıktığı zamandan bu yana en altın dönemini, en altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Kurumsal alımlar, bireysel yatırımlar, adaptasyon hepsi üst düzeyde. O yüzden bu boğa koşusunda Bitcoin'in çıkabileceği hiçbir fiyat açıkçası beni şaşırtmaz. Değil mi? Aslında fiyat tarafında böyle belli başlı nedenler göz önüne aldığımızda öyle şaşırılacak noktalara da gelmiyor. Peki ABD tarafından gelen haber akışları nasıl etkiliyor? Yani bunun, hatta şöyle söyleyelim, 1,9 trilyonu en yakın takip eden piyasalardan bir tanesi, yatırım tarafından bir tanesi kripto dünyası. Bu şimdi imzaya da sunulacak. Bu para yavaş yavaş piyasaya gelecek. Şu an için var mı yükselişler, şu an fiyatlandı mı daha doğrusu? Aslında orada şöyle bir durum vardı. Amerika'dan gelen haber akışı biraz dolar endeksi Bitcoin'i bugüne kadar biraz son hafta aşağı yönlü baskılamıştı DXY'nin yükselmesiyle beraber. Ama ona rağmen Bitcoin, işte altın son 10 ayın en dip fiyatını görmesine rağmen Bitcoin 50 bin doların üzerinde tutunmayı başarabilmişti. Ama işte bu son hafta biraz dolar endeksinin gerilemesi hem de bu teşvik paketiyle gelişmeler Bitcoin'i yine yukarı yönlü itkilemeye devam ediyor. Tabii ki teşvik paketi önemli. Yani neticede bu artık direkt insanların eline verilecek bir para olduğu için, direkt kendileri bunları piyasada harcayacakları için ister istemez ben sınırlı varlıklar açısından bunun çok olumlu olacağını düşünüyorum. Bitcoin de buradan üstüne düşen nasibi alacaktır. Zaten Bitcoin'in kendi hikayesi de var. Yani bir kurumsal alım çılgınlığıyla beraber fiyat buralara geldi. Teşvik paketinin etkisiyle beraber de işte bu deminki söylediğimiz üçüncü evre yükseliş başlarsa o zaman yükselişin sonunu kestirmek biraz güç olacak. Evet, bir taraftan da ABD Merkezli Yatırım Bankası JP Morgan önemli bir açıklama yaptı kripto para ile ilgili. Kripto para bağlantılı hisseleri kapsayan bir yatırım aracı, bir fon oluşturmayı hedefliyor. Ne kadar vadede tabii bu tamamlanır bilinmiyor, ama sence bu fon aynı kripto kadar talep görebilecek bir fon olur mu? Yani kesinlikle olabilir. JP Morgan tabii son süreçte oldukça fazla Bitcoin güzellemesi yapmaya başladı. Tabii biz JP Morgan'ın bundan evvel söylediklerini de biliyoruz ama artık geçmişi tabii bir kenara bırakmak gerekiyor. Şu an geldikleri nokta bana göre doğru olan nokta. Tabii JP Morgan çok geniş yatırımcı kitlesi olan bir kurum. Onların böyle bir portföy üzerinden Bitcoin yatırımına başlaması, Bitcoin yatırımının önünü açması tabii ki çok önemli. Bitcoin açısından da çok önemli. Bütün kripto para ekosistemi açısından oldukça önemli. Evet, o zaman hemen fiyatlamalara geçelim Oytun. Bitcoin tarafında ben 56 bin dolarlı seviyeleri gördüm az önce. Sence buradaki yükseliş trendi sağlam, içi böyle hacimli bir yükseliş midir? Nereye doğru gidiyor?
Kesinlikle hacimli bir yükseliş. Artık gözümüz kulağımız bir önceki zirvesi olan, yani tüm zamanların zirvesi olan diyelim, 58.500 dolar seviyesinin, hatta 58.300 dolar seviyesinin kırılmasında. Burası kırıldıktan sonra bir de psikolojik olarak 60.000 dolar seviyesine gözümüz çevrilecek. 60.000 dolar da kırıldığı zaman Bitcoin'de, onun üzerinde bir kapatma, bir kalıcılık gördüğümüz zaman ben Bitcoin'in çok sert bir şekilde yukarı yönlü yeni bir zirveye gideceğini düşünüyorum. Zaten çanağın derinliğine baktığımız zaman 58 bin doların düzeltmesini 43 bin dolarlarda yapmıştı. Yaklaşık 15 bin dolarlık bir derinlik var. Yani 58 bin doların üzerinde kalıcı olduğu zaman açıkçası 75 bin dolarlara kadar bir yükseliş bana göre Bitcoin'de oldukça mümkün. Yeter ki fiyatlanmalar 50 bin doların aşağısına gerilemesin. 50 bin doların aşağısına gerilediği zaman o zaman teknik olarak baktığımızda belki bir ikili tepe formasyonu gibi bir formasyona iş evrilebilir ama ben açıkçası şu an Bitcoin'de kısa vadede böyle bir şeyi şu an pek mümkün görmüyorum. Fiyatlanmalar oldukça istikrarlı bir şekilde hacimli olarak yukarı gidiyor. Haber akışı da yine buna uygun bir şekilde Bitcoin'in lehine gelişiyor. Artık gözümüz kulağımız 58 bin doların kırılmasında. Şöyle Oytun, Ethereum tarafında nasıl değerlendiriyorsun? Hep diyoruz ya Bitcoin ana güvenli kripto, arkasında tüm alt kriptolar takip ediyor ama Ethereum biraz daha alt kriptolarla kıyaslayacak olursak daha güçlü bir duruşu var. Yani daha hacimli bir kripto. O ayrışmasının özellikle nedeni nedir? Böyle bir sanki rekabet var gibi bir hissiyata kapılıyorum. Çünkü Bitcoin yükseldiğinde Ethereum'u zaman zaman tam tersi yönde negatif ayrıştığında seyrediyorum. Evet, yani Bitcoin genelde sert yükseldiği zaman Ethereum'un çok ciddi bir hikayesi yoksa Ethereum'da bir miktar Bitcoin paritesinde en azından değer kaybettiğini biz görürüz. Ama Ethereum'un önemli bir hikayesi var. Nedir Ethereum'un önemli hikayesi? Ethereum 2.0 güncellemeleri kapsamında ölçeklenebilirlikle alakalı çok önemli güncellemeler yapılacak. Bununla alakalı haber akışı da artık gelmeye başlıyor. Berlin Hard Fork'u, Londra Hard Fork'u önümüzdeki süreçte Ethereum'un en önemli konu başlıkları olacak. Ne olacak? Bu Hard Fork'larla beraber işlem ücretlerinin düşürülmesi hedefleniyor. Sene sonuna doğru yapılacak güncellemelerle beraber çok önemli Ethereum ağında hızlandırmalar öngörülüyor. Zaten Ethereum'un şu an en önemli problemi de ağındaki yavaşlık. Bu yavaşlıkla beraber işlem ücretleri çok artıyor. Bu işlem ücretlerinin artmasıyla beraber ağ neredeyse artık kullanışlı olmaktan çıkıyor ve Ethereum'un rakipleri burada pastadan büyük bir pay çalmaya başladı. Ama ben hep şunu söylüyorum. Bu konuda Ethereum'un rakibi sadece kendisi. Yani Ethereum bu vaat ettiklerini, önemli güncellemeleri yapabilirse Ethereum rakiplerinin ne yaptıklarının hiçbir anlamı yok. Çünkü Ethereum'un rakipleri bunu merkeziyetsizlikten ödün vererek yapıyorlar. Yani Ethereum'un iddiası bunu merkeziyetsiz bir yapı içerisinde yapmak. O yüzden birazcık zorlanıyor. Ama bu söylediklerini, vaat ettiklerini, güncellemeleri zamanında yaptığı zaman, başarılı bir şekilde yaptığı zaman biz Ethereum'da çok sert yükselişler göreceğiz diye düşünüyorum. Özellikle 2021 yılının ikinci yarısından itibaren. Evet, bu hafta en çok konuşulan, benim de bazı sosyal medyada da dikkatimi çeken Avax vardı. Avax'ı bu kadar yukarıya taşıyan ve sonrasında bilmiyorum şu an için nasıl görüntü ama sendedir mutlaka detayları. Avax'ı hem ayrıştıran maddeler nelerdi, aynı zamanda da yükseliş trendi devam ediyor mu? Evet, yani Avax tarafında baktığımızda Avalanche'da orada da çok önemli güncellemeler var. Biraz tabii o deminki dediğimiz konu başlığına da dönmek durumunda kalıyoruz burada. Yani Ethereum'un ağındaki bu sıkıntılar, bu problemler Ethereum'un alternatiflerini besliyor. Tabii ki Ethereum alternatifleri dediğimiz zaman da o kadar fazla alternatif var ki bunların da işte ön plana çıkanları var, geri planda kalanları var. Avax bunların içerisinde ön plana çıkanlardan. Ethereum ağındaki noksanlıkları kendi içerisinde gidermeyi hedefliyorlar ve şu anda nispeten ciddi bir şekilde bunu başarıyorlar, yapıyorlar. Avax'ın fiyatlanmasının en temel sebebi bu, Ethereum ağındaki kusurlar. Ama önümüzdeki süreçte Ethereum ağı hızlansa bile Avax'ta da çok önemli güncellemeler var, önemli geliştirmeler var. Oradaki fiyatlanmanın yukarı yönde devam etmesi oldukça muhtemel. Geçtiğimiz bu haftaydı sanıyorum. Konuştuğumuzda Avax bir de Polkadot. Evet. Polkadot'u da değerlendirmişti konuğum. Sen nasıl yorumluyorsun? Tabii Polkadot'ta yine aynı yere geleceğiz. Ethereum'un alternatiflerinden bir tanesi. Tabii son süreçte oldukça sert bir şekilde yükseldi. Yani baktığımız zaman market cap'te ilk 5'e kadar geçmiş süreçte ilerleyen bir Polkadot görmüş olduk. Yani oradaki olay tamamıyla Ethereum'un ağının hızlandırılması, Ethereum'un kendi güncellemelerini yapması. Ben açıkçası Ethereum Killer olarak ortaya çıkan projelerin Ethereum
kendi güncellemelerini yaptığı zaman bir miktar daha popülerliğini kaybedeceğini düşünüyorum. Yeter ki Ethereum şu vaat ettiği güncellemeleri net bir şekilde yerine getirebilsin. Peki ne zaman sence bu gerçekleşir? O sırada hızlı bir geri düşüş mü başlar bu tarz alt kriptolarda? Yani açıkçası şöyle, tabii bir gecede yapılacak bir şey değil bunlar. Yani 2021 yılından zaten sarkacak. 2022 yılı içerisinde de bu güncellemeler devam edecek. Ama biz Ethereum'da genelde güncellemelerde şunu biliyoruz. Pek zamana sadık kalınmaz. Verilen takvime sadık kalınmaz. İşte Konstantinopol güncellemelerinde falan da bu böyleydi geçmiş süreçte. Eğer tarihlerde çok büyük sarkmalar olursa, güncellemeler gecikirse veya başarısız olursa tabii ki bu Ethereum fiyatını bir miktar olumsuz olarak etkileyecektir. Ama bu güncellemeler hızlı bir şekilde yapılır. Ama işte dediğim gibi yani bu hızlıdan kastımız hemen bir ay içerisinde, iki ay içerisinde yapılacak güncellemeler değil bunlar. Çünkü Ethereum ağının yapısının tamamıyla değişmesinden, şu an saniyede 15 işlem yapabilen Ethereum'un saniyede 100 binlere çıkmasından bahsediyoruz. Yani bu kadar önemli güncellemeler. Tabii bir de şunu göz önünde bulundurmak lazım. Yani Ethereum ağının bu kadar hızlanması sadece Ethereum'u ilgilendiren bir gelişme de değil. Bütün kripto para ekosistemini ilgilendiriyor. Çünkü kripto paraların %90'ı, %95'i Ethereum altyapısında çalışıyor. Yani Ethereum hızlandığı zaman bunların hepsi otomatikman hızlanmış olacak. Sadece Ethereum'u da ilgilendirmiyor. Yani 2021'in ikinci yarısı ve 2022'nin başı bu güncellemelerle alakalı çok önemli haber akışının geleceği takvimler olacak. Evet, peki belirtmek istediğin, düşüş trendini düşündüğün ya da tam tersi yukarı yönlü hareketliğin olacağını düşündüğün kriptoları biraz sana bırakayım. Hangilerini dile getirmek istersin Oytun? Tabii şu an şunu söylemek lazım. Eğer Bitcoin 58 bin dolar ve 60 bin doları kırıp sert bir şekilde yukarı yönlü hareketine devam ederse dominansı muhtemelen kendi lehine doğru çevirecektir. Yani dominansın kendi lehine çevrilmesi demek altcoinlerde bir miktar Bitcoin paritesinde kayıpların olması muhtemel demek. Ama ben hep şunu söylüyorum altcoin yatırımcısına, Bitcoin'in yükselmesinden korkmasınlar. Neden? Çünkü Bitcoin ne kadar yukarıya çıkarsa neticede bu altcoin rallileri nasıl yaşanıyor? Bitcoin'den çıkan para ekseriyetle Bitcoin belli bir doygunluğa ulaşıyor. Bu doygunluğa ulaştıktan sonra oradan çıkan para yavaş yavaş altcoin'lere dağılmaya başlıyor. Bitcoin ne kadar fiyat olarak yukarı yönlü çıkarsa ondan sonra gelecek altcoin rallisi de o kadar şiddetli olur diye düşünüyorum. Yani illaki böyle bazı altcoin'lere bakmak gerekiyorsa ben IOTA'yı bu aralar çok yakından takip ediyorum. Onların da 2021 yılında çok önemli güncellemeleri var. CoreDeSite gibi kendi ağını tamamıyla merkeziyetsiz hale getirmeyi amaçlıyorlar. Üçüncü çeyrekte akıllı sözleşmeleri aktif etmeyi planlıyorlar ki akıllı sözleşmeler kripto paralarda aktif olduğu zaman o süreçte biz genelde çok sert fiyatlanmalar yaptığını biliyoruz. Bir de IOTA zaten yapısı gereği Tangle diye bir ekosistemi kullanıyor. Yani blockchain dışında bir yapı. Yapmak istediği şeylerde insanlar arası iletişimden ziyade makineler arası iletişimi sağlayabilmek. Benim son süreçte yakından takip ettiğim kriptolardan bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum Oytun Es aktardığın değerli yorumlar için. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler.